Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda İnternet Vergi Dairesi'ne ait e-arşiv portalında bir fatura ya da bir işlem sonrasında müşterinize kestiğiniz faturayı nasıl yaparsınız? Bununla ilgili kısacık bir video paylaşacağım. Öncelikle e-arşiv portalınızı açtığınızda böyle bir panel karşınıza çıkacak arkadaşlar. Buraya tarih ve saat bilgisini girdikten sonra para birimini seçeceksiniz. Para biriminden hemen sonra eğer keseceğiniz fatura 5000 liranın altındaysa TC kısmına 11 tane 1 yazabiliyorsunuz. Tabi usulen aslında yapmanız gereken şey nedir arkadaşlar? Müşterinizin TC kimlik bilgisini buradaki alana girmek. Buraya girdikten sonra adı soyadı kısmını yazdıktan sonra eğer bilginiz dahilinde ise vergi dairesini yazıp buradan Türkiye'yi seçip adresini yazacaksınız. Daha sonra buralara hiç ellemenize gerek yok. Satır ekle kısmından ürün adını yazacaksınız. Örneğin ürününüz kulaklık satıyorsunuz. Burada adeti seçeceksiniz. Burada birimi seçeceksiniz. Buradan okullarla aşağı doğru inebilirsiniz. Bir adet seçtim. Örneğin kulaklığınız 100 lira. 100 lirayı seçtikten sonra genelde bu ürünlerde %18 KDV alınır. %18'i seçiyorsunuz. Burada KDV dahil tutar 118 lira çıkmış oluyor. Usulen yapmanız gereken şeylerden biri şudur. Şuraya yalnızca 118 lira direkt yazacaksınız. Sağına soluna bu şekilde kare koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra oluştur dediğiniz vakit otomatikmen bu faturayı oluşturmuş oluyorsunuz. Daha önce oluşturmuş olduğunuz faturalara nereden bakabilirsiniz diye soru soracaksınız eğer. Burada yine belge işlemleri kısmında taslaklar sekmesinde tarih aralığını seçeceksiniz. Seçilen tarih aralığında arkadaşlar daha önce oluşturmuş olduğunuz faturaları buradan görmeniz mümkün. Sizin de gördüğünüz gibi burada oluşturmuş olduğumuz bu ay için yani 2021 Ocak ayı için oluşturmuş olduğumuz faturalar burada çıkıyor. Bu faturalardan herhangi birini indirmek istediğinizde indirmek istediğiniz faturayı bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra indir seçeneğini işaretlediğinizde RAR dosyası olarak indiriliyor ve orada Chrome uzantılı dosyayı çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra PDF olarak kaydedebiliyorsunuz. Öncesinde eğer onaylı bir faturaysa onaylı faturayı asla düzenleyemiyorsunuz. Ama buradan görüntüleme işlemi yapabiliyorsunuz. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler.